Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Ve fevviz emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayri ve le asîrâ. İlemû enne afdala kitâbi kitâbullah. Ve afdala hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûr muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bi senedil muttasil el nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal haşyetullah re'su kulli hikme vel vera' seyyidul amel sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden İrtihar dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımız, müşahabemlerimizin sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin bu aziz vatan için şüheda ve kuzatın arkasından Fatiha okuyacak kalmamış garip müminlerin tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Haşyetullah re'si külli hikme. Allah korkusu her hikmetin başıdır. Çünkü Allah korkusu Allah Zülcelal Hazretlerinden gelecek olan bir azap ve sıkıntıya karşı güveni ortadan kaldırır ve buna güvenmeyi gurur, aldanmayı da ortadan kaldırır. Onun için her hikmetin başı Allah korkusudur. Vel vera'u seyyidul amel. Vera da amelin efendisidir. Yani haramdan korkma duygusu, haram yerim, haram günah işlerim korkusu her hikmetin başı, her güzel işin başıdır, amellerin efendisidir. Evet, şimdi bu korkuyu hissetmeyen adam güzel sağını solunu düşünmez. Sağını solunu düşünmez. Ve düşünme ortadan kalkınca da yanlış şeyler yapılır. Bütün peygamberler, Allah onlara salatü selam eylesin, bu konuda Allah haşyet konusunda ve günah işleme konusunda en son derecede korkarlardı. Öyle Allah haşyetullah'tan hiçbir an gafil olmazlardı. Ve vera'tan Allah'ın emrine karşı gelmekten, haram işlemekten, günah işlemekten bir an asla ayrılmazlardı. Evet, kalben bunları düşününce tabii hikmet nurları doğar. Evet, bütün peygamberler bu konuda en son hatta mertebede olanlardır. Evet, kıyamet alametlerini kalpleriyle düşünürler. Bunlara her gün Allah'ın huzurunda hesap vermekten nasıl çıkacaklarını devamlı tefekkür ederler. Böyle geçirirler ömürlerini. Evet, İbrahim Aleyhisselam bu konuda şöyle misal veriliyor. Yani kalbi Allah korkusundan dolayı öyle çarpardı ki ve onun çarpıntısını bir mil mesafeden başkası duyar idi. Evet, başkası duyar idi. Evet, İbrahim Aleyhisselam da biliyorsunuz Halilur Rahman'dır.
Bütün peygamberler Allah'ın masumlarıdır, seçtiği kişilerdir. Ama her peygamberin bir şeysi var, özel niteliği var. Evet, Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın Allah korkusundan dolayı kalbinin çarpıntısını bir mil mesafeden başkaları duyar idi. Evet, öyle kalbi çarpardı ki göğüs kemiklerini böyle Allah'tan korkusundan dolayı göğüs kemiklerinin çatırtısını bile uzaktan duyarlardı. Harrani diyor ki işte bu haşyet, Allah korkusu bu insanı büyüten, yükselten ve insanı Allah'a yaklaştıran en önemli şeydir. Evet, ondan dolayı kork Allah'tan, korkmazdan bizim atasözlerimizdendir. Kork Allah'tan, korkmazdan. Allah'tan korkmayandan sen kork. Ondan her şey gelir. Bizim 926'da Karahanlar döneminde topluca Müslüman olmuşuz. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere devlet, Türk devleti, Karahanlar devleti medreselerde Ehl-i Sünnet itikadını, Hanefi mezhebi esaslarını öğretmiş. Daha sonra Selçuklar döneminde de keza aynı şekilde Hanefi mezhebi esasları, Ehl-i Sünnet itikadı öğretilmiş. Ama Türklerde, Türk milletinde taassup yok. Mesela Selçuklu hükümdarı Hakan'ı Melikşah'ın en yakını Nizam-ül Mülk Şafii imamıdır. Sen başka mezheptensin diye onu en yakını yapmaktan şey etmemiş, çekinmemiş. Yani Türklerde taassup yoktur. O tarihte Bağdat'ta Şafiiler, Hanbeli Şafiileri Müslüman saymıyorlar ve kanlı bıçaklı onlarla savaşıyorlardı. Nizam-ı Mülk'e bir çuval altın verdi Melikşah. Git dedi, onlara da medrese kuruver. Herkes fikrini ilim yoluyla savunsun. Kılıççıyla, kavga yoluyla değil. Yoksa gelirim hepsinin kellesini alırım demişti. Biz öyle bir milletiz. Ondan sonra da Osmanlılar devrinde 630 sene aynı yoldan gidildi. Evet, sonra Cumhuriyet döneminde laiklik getirildi ama devletin 1936'da yaptırdığı Elmul Hamdi Yazır Hoca Hakk'ın Kur'an dil tefsirini ona yaptırmış, devlet onu bastırmıştı. Kendisi Ehl-i Sünnet alimidir, Hanefi'dir. Yani bu 1000 senelik şeyimize uygun hareket edildi ve bu bizim atasözümüz oldu. Ehl-i Sünnet itikadı esasları, Hanefi mezhebi prensipleri, atasözümüz oldu, deyimlerimiz oldu, örfümüz, adetimiz oldu. Türkülerimize girdi. Böylece bizim DNA'mız oldu. Ondan dolayı Türk milleti son derece önemli zamanlarda bu birlik sebebiyle hemen toplanmış ve sıkıntıları tepetmiştir. İstiklal Harbi bunun şeysidir. Çanakkale bunun şeysidir. En son işte 15 Temmuz da aynı bunun göstergesidir. Batılılar Türk milletinden çok çekinirler. Neden? Çünkü mesela Yıldırım'ın Ankara Savaşı'nda Timur gelmiş, Timur da Müslüman. Ankara'ya gelmiş, Timur çok dahi bir hükümdar. Gelmiş, ortada bir sürü kafir hükümdar varken Müslüman bir hükümdarı sıfır etmiş, o kadar ezmiş. Ama bundan 50 sene sonra Türk milleti öyle bir millet ki hemen derlenmiş, toparlanmış, Fatih olmuş, İstanbul'u fethetmiş. Evet, İstanbul'u fethetmiş. İşte bundan çok çekiniyorlar. Bizim bu hasretimizi temelimizde Ehl-i Sünnet itikadı var, Hanefi mezhebi esasları var. Bunlar bizim örfümüz, adetimiz, DNA'mız olmuş, birlik sağlıyor. Bir sarhoş düşerken Allah diye bağırıyor. Mayasında sarhoş olmasına rağmen temelinde iman var, İslam var. Evet, bunu bozmak için Tanzimat Hasan Bas Çantay hocamdan duymuştum. Vefatından 5 gün önce ziyaret ettiğimde. Tanzimat bunun için yapıldı dedi. Tabii resmi olarak tarihlerde geçen sebepler şu olur bu olur ama Hasan Bas Çantay hocamız da
böyle bu konularda çok içinde bulunmuş bir insan. Mehmet Akif'in arkadaşı, Fikret'in arkadaşı, değerli bir insan. Bizim de hocamızdı. Öyle söyledi, Tanzimat'ı bunun için yaptılar oğlum dedi. Bunu işte bozmuşlar. Hakikaten öyle bir propaganda girmişler ki Türk milletin bu esasını bozmuşlar. Ama Gümüşhanel Ahmet Ziyadin Hazretleri ki sizlere okuduğum hadisleri onun devamül ukul eserinden ben sizlere aktarıyorum. Benim hocam onun ocağından yetişmiş. Ondan icazet al Mustafa Feyz Efendi'nin icazetli hocasıdır. Ondan okuyorum. Bu Tanzimat'ta bozulan durumu ki Mehmet Akif bile hani biz Türk milletinde Ehl-i Sünnet itikadında Kur'an esastır, Kur'an'ı açıklayan sünnet esastır, icma esastır, bütün sahabilerin müşterek kararları esastır. Bundan sonra da işte İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik gibi müçtehitlerin kıyası esastır. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu dört esası bozmak için öyle bir propaganda yapmışlar. İşte Ebu Hanife ortaçağ adamıdır. Filan devri geçmiştir. Filan diye bu esasları yıkmak üzere tanzimat yaptıklarını bana söylemişti. Gümüşhanel Hazretleri bu esasları diriltmek üzere bugün İstanbul Valinin bulunduğu yerde medrese kurmuş. Kendisi gibi 118 alim yetiştirmiş. İslam aleminde bozulmaya yüz tutan bu durumu yetiştirdiği alimlerle önlemiş. Şimdi de Türkiye'de Batılılar aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi ilahiyat fakültelerinde maalesef bizim 1000 yıllık tarihimize aykırı İmam-ı Azam devri geçmiştir. O ortaçağ adamıdır. Dil bilmez, dünyayı dolaşmamış. Biz birkaç dil biliyoruz. Dünyayı dolaştık, ondan üstünüz. Sünnetler, hadisler sonradan toplanmıştır. Uydurmadır diyen ilim adamları var. İşte buna karşı da uyanık olmamız lazım. Ve 1000 yıllık tarihimize uygun hareket etmemiz lazım. Bunlar Batılıların oyunları. Bu Türkiye'de bu fikirde olanlar onların adamlarıdır, ajanlarıdır demiyorum. Orasını bilmiyorum. Ama onların yazılı prensiplerine uygun hareket ediyorlar. Bizim 1000 yıllık tarihimize aykırı davranıyorlar. Onu arz etmek istiyorum. Evet efendim, Allah korkusu, yani yarın bir gün hesap vereceğiz. Evet, alim de peygamberlerin varisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine ilave yapamaz. Kur'an'ın hükümlerini insanlara veya açıklar. Kur'an'a ilave yapamaz. Kur'an ilave yapamaz. Dinde ilave yapamaz. Eksik de söyleyemez. Olduğu gibi İslam'ın esaslarını müminlere açıklar. Alimin görevi budur. Evet, işte bunları maalesef şimdi böyle sapıtmak isteyenler var, ilim sahibi her hareketinden yarın Allah'a hesap verecek. Niye dayandın bunu söyledin diye her müminin hesabı var, onların da hesapları var. İşte bu konuda yarın hesap vereceğim diye Allah korkusu, bütün hikmetin başı, aman Allah'ın emirlerine aykırı hareket ederim de günah işlerim. Korkusu, vara sahibi olma ve her türlü şeyin başıdır diyor peygamber, amellerin efendisidir, başıdır diyor. Bunu prensip edinmeliyiz, prensip edilmeliyiz. Efendimin buyursunu her zaman nazara alaraktan Allah'a karşı isyan olmasın, peygamberin sünnetlerine isyan karşı olmayayım diye bu korkularla dünya hayatımızı düzenlemeliyiz. Bu hadis-i şerifi Taberani Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Harece nebiyyüm minel enbiyâi. Peygamberlerden bir peygamber çıktı. Evet. Ahmed ibn Hanbel diyor, söylüyor ki bu Süleyman aleyhisselam'dır. Peygamberlerden bir peygamber çıktı sözündeki peygamberimizin kastı Süleyman aleyhisselam'dır. Bin nasi, evet, insanlarla çıktı. Yesteskûnallâhe teâlâ,
Evet. Allah Teala'dan yağmur ediyor sulamalarını. Susuzluk olmuş, kıtlık olmuş. Su bulamamışlar. Kıtlık olmuş. Yağmur dilemek için bir peygamberlerden bir peygamber Süleyman Aleyhisselam Ahmet bin Hanbel'e göre çıktı insanlarla fîzâ bin emretin râfi'a mâdı kavâimihâ ile semâ. Evet, bir karınca şeylere ortada göründü. Birdenbire bir karınca ortada göründü. Evet. Bu karınca Allah'tan yağmur diliyor. Onlar yağmur dilemek için toplanmışlar. Bir karınca ortada göründü. Allah Teala bu karınca ayaklarını sırt üstü düşmüş, ayaklarını semaya kaldırmış, Allah'tan yağmur diliyor. Fîzâ bin emle, evet bin emle, râfi'a vâdı kavâimehe ile semâ, evet, fekâle irci'û, evet, eyyühen nâs, fakat istücibe leküm min ecli hâzîn nemle, evet, Süleyman Aleyhisselam'a bizim peygamberler Allah hitap eder, vahy eder biliyorsunuz. Sadece peygamberlere vahy eder. Şimdi Allah Zülcelal Hazretleri'ni görmüyorlar. Cebrail Aleyhisselam gönderiyor. Allah Zülcelal Hazretleri'ni peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta görmüş. Ama söylemiyor. Evet, cennette de müminler görecek. Ayın 14'ü gibi. Evet, Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Göremiyoruz ama peygamberimiz gördüm diyor. Miraç'ta arada hiçbir vasıta yok. Gördüm diyor. Musa Aleyhisselam da görmek istemiş. Sen beni göremezsin. Len terani. Göremezsin. Dağa bak diyor Allah Azim. Kur'an-ı Kerim'de var. Dağ bir anda un ufak oluyor. Musa Aleyhisselam korkusundan hemen bayılıp düşüyor. Ondan sonra tövbe ettim ya Rabbi diyor. Haddim olmadan şeyi senden istedim diyor. Ama güzel peygamberimiz Miraç'ta gördün diyor. Arada hiç bir vasıta yoktu diyor. Nasıl olduğunu inşallah bizlere, müminlere Allah cennete girmeyi nasip eder. Orada görecekler. Nasıl göreceğiz? Gidince orada göreceğiz. Evet işte bir karınca böyle yağmur duası yapıyor. Ondan sonra ve Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a yağmur duanız kabul olundu. İstediğiniz kabul olundu. Şu karıncanın duası sebebiyle, yağmur isteğiniz kabul olundu. Gidiniz, evinize dönünüz buyurdu. Evet. Evet. Siz böyle İbn-i Mace'de ilavesi var. Yağmur ettiğiniz herkese bu Allah'ın yağmur gelecek. Herkese yağmur gelecek şeydi var. Şimdi buradan çıkan anlaşıyor ki eğer hayvanlar olmasaydı insanlar isyankar, çok isyan ediyorlar. Allah'ın yerini çiğniyorlar. Yağmur yağmazdı. O çıkıyor buradan. Bir karıncanın duasıyla ya Rabbi yağmur ver demesiyle yağmur yağdırıyor. Onun duası kabul olundu gidin diyor. Bu hadis onu ifade ediyor. Evet. Şimdi yağmur duası vardır İslam'da. Yağmur duasında da böyle hayvanları çıkarırlar. Çıkarmak menduptur. Menduptur. Hatta yavruyla anasını çıkarırlar. Yavrusunu uzaklaştırırlar. Anasını uzaklaşınca o ana ana diye bağırır. Yanık yanık bağırır. Biliyorsun ciğeri yanık olarak bağırınca da merhamet gelir. Cenab-ı merhamet gelir diye bu karınca olayından dolayı da yağmur dualarında böyle hayvanlar çıkarılır. İnsanlar birbiriyle helalleştirilir. Böyle kalpteki kinler giderilir. Böyle bu adettir. Evet. Hayvanlara bize yağmur sebebi oldukları için iyi gözle bakmak lazım. Zarar vermedikçe öldürmemek lazım. Zarar verenleri öldürebiliriz. Zararlar başka türlü önlenemiyorsa öldürebiliriz. Buna cevaz var. Ama böyle bir şey yoksa o canlı can taşıyan hayvanları öldürmemeliyiz. Evet, evet, aynen böyle. Levlel behaim eğer hayvanlar olmasaydı
yağmur yağmayacaktı. Onların böyle şeylerinden dolayı aynı karıncanın duası gibi yağmur sebebi oluyoruz. Onlara çok iyi muamele etmek lazım. Evet, ve yağmur duası yaparken de tövbe istiğfar ettikten sonra o civar yanımızda dua bulunduğumuz yerde hayvanları bulundurmamız menduptur, iyidir, iyidir. Bu hala şeydir, evet. Bu sırt üstü düşmüş bir karınca ayaklarını yukarı çıkmış. Allahümme halaktene farzukne. Allah'ım bizi sen yarattın. Öyleyse rızkımızı ver diye dua etmiş. Biliyorsun peygamberler hayvanların dilini biliyor. Evet. Yoksa ve illa fehlekne. Eğer sen bize yağmur vermezsen helak olacağız ya Rabbi diye dua etmiş. Allah da bu duasını kabul etmiş. Efendimiz de öyle söylüyor. Bu karınca sebebiyle Süleyman Aleyhisselam da kamil yaptı. Dua kabul olmuş. Evet. Evet. Gene keza Allahümme ene halkın min halkik karıncanın Allah'ım ben sizin yarattıklarınızdan bir yaratığım. Evet. Senin rızkına rızkını vermeden yaşayamayız. Sana muhtacız. Evet. Bizi günah insanların öyle diyor. La tuhlikuna bi zunubi beni Adem. Başka hadis kaynaklarında bu da var. Karıncanın söylediği dua söylüyor. İnsanoğlunun günahları sebebiyle bizi helak etme. Susuz bırakma. Yağmur ver demiş. Ve bunun üzerine de Allah o karıncanın şeysini kabul etmiş. Allah demiş ki gidin artık. Bu karınca sebebiyle yağmur veriyorum demiş. Böyle bir şey var. Evet, yağmur duası vardır. Evet, arz ettiğim gibi tövbe istiğfar edilir. Birbirler, insanlar birbirine helallaştırılır. Dün insanların Cenab-ı Hakk'a karşı işledikleri günahlar sebebiyle Allah'ın verdiği bir şeydir. Kıtlık, yağmursuzluk. Evet, şimdi bu konuda da şunları, şu hadisleri size arz edelim. Şimdi biliyorsunuz Ümmet-i Muhammed olmanın alameti farikası. Evet. Şimdi gözlüğün bir markası var. Evet. Saatin bir markası var. Ümmetlerin de markası var. Adem Aleyhisselam ümmeti, İsa Aleyhisselam ümmeti gibi. Evet. Muhammed Aleyhisselam ümmeti de Ümmet-i Muhammed'in markası, alameti farikası. Küntüm hayra ümmetin ühücetliğin nesi te'muruna bil maruf ve tenhevnâni nünker. Allah'ın emirlerine karşı olan şeyleri engellersiniz. Ve tenhevnâni münker. Engellersiniz. Yaptırmazsınız. İyiliği Allah'ın emirlere uygun, peygamberin emirlerine uygun olan şeyleri emredersiniz insanlara. Aynı zamanda ümmetin markası bu. Bunları yapmadınız mı Ümmet-i Muhammed'den olmazsınız. Bana ne? Beni sokmayan yılan bir yaşasın yoktur İslam'da. Her mümin bir kere hoca olarak, hocalar dinin emirlerini insanlara öğretmek farz-ı ayındır onlara. Evlendiği zaman ev reisi kocadır. Er-ricâlu kavvâmûne alennisâ. Kur'an'da böyle onu reislik olmak, giyim, kuşam, onu besleme, yer temin etme, onları terbiye etme, eğitim, bütün sorumlulukları üstüne almak demektir. Onların haklarını gözetmek, zulmetmemek zorundadır. Reislik bunu gerektirir. Koca da, evin reisi olan erkek de, karısının namaz kılıyor mu? Dini emirlerine uyuyor mu? Evet. Oğlu kızı dini öğrendi mi? Namazı öğrendi. Bunlardan sorumludur. Farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Ama müminler birbirinin kardeşidir. Diğer müminlere karşı farz değil. Ya gördüğü zaman yalnız, gördüğü zaman Ümmet-i Muhammed'den olmak istiyorsa, Ümmet-i Muhammed'in niteliği bu. Bir kötülük gördü mü Kur'an'a aykırı Allah'ın emirlerine gidip bile müdahale edecek. Hocam nasıl müdahale edeceğiz? Kanun var. Müdahale edemiyoruz. Sözle müdahale edecek. Kardeşim sen Müslümansın, şu yaptığın Müslümansın. Bunu da söyleyemiyoruz hocam. Kanun var. Ona da bir şey demiyorum.
Ama hiç olmazsa bunu da yapamıyorsa, yapma imkanı yoksa kalben buğz edecek. Ah imkanım olsaydı ben sizi gösterirdim diye o kötülüğü, o haramı, günahı tasvip etmeyecek, uygun bulmayacak. Ama biz öyle şeyler duyduk. Hep bunu hatırlatıyorum. Yolda giderken oğlan kız sevişiyorlar, öpüşüyorlar. Birbirinin karısı değil. Dinen haram, günah. Bunu girene diyor ki ya genç adamlara yakışıyor. Helal olsun bunlar. Bu Müslüman bunu diyemez. Dahi zaman ümmeti ise elimden imkan olsaydı şimdi seni gösterirdim. Bu duyguyu yaşaması lazım. Bunu da şey yaşayamıyorsa, günahı uygun görüyorsa ümmeti Muhammed'den değil. O markayı alamamış demektir. Bu benim fetvam değil. Bu böyle efendim. Kur'an'da ayet okudum size. Helmalı devletin bastırdığı 1906'da Helmalı Hamzi Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Bu ayetin tefsirine bakabilirsiniz efendim. Evet biz bana ne diyemeyiz. Her birimiz kötülüğü önlemek, iyiliği yaymakla mükellefiz. Elimizden geldiği kadar. Evet şimdi bunları yapmazsak tabii kötülüğe engel olmazsak sonuç çok feci olur. Biliyorsunuz Kur'an'da Lüt kavmi var. Lüt kavmi Lüt Aleyhisselam'ın zamanındaki kavim. Bunlar kızları, kadınları bırakmışlar. Erkek erkeğe cinsel ilişki. Lutilik deniyor buna. Evet. Bu şunu yaygın haldeymiş. Bunu yaygın haldeymiş. Burada o zamanki Lüt Aleyhisselam'a inanan Müslümanlar müdahale etmemişler. Karşı koymamışlar. Cebrail Aleyhisselam'a onlar helak için gönderdiğinde bakmış ki gece 80 bin kişi tefsirlerde beyan edildiğine göre bu gece kalkmış ki gece uykudur sonra kalkıp da farz değil. Allah'a olan kulluğunu göstermek maskıyla iki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir diyor Peygamberimiz. Onlar da teheccüd namazı kılıyorlar. Namaz kılarken gözleri yaşlı ağlıyorlar. Öylece samimi teheccüd kılıyorlar. Bunu görünce Cebrail Aleyhisselam tefsirlerdeki anlatıldığına göre Cenab-ı Hakk'a dönmüş. Ya Rabbi demiş, senin gönderdiğin kavimde 80 bin kişi böyle gözyaşlarıyla gece yarısı ağlayaraktan teheccüd kılıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'in bize haber verdiğine göre emri şu, git hepsini yere batır. Çünkü onlar o kötülüğe engel olmadılar. Engel olmadılar. Şimdi evet, kötülüğe engel olmak isteme, engel olmadık mı? Elimizden geldiği halde kötülüğe engel olmadık mı? Dine aykırı olan bir şeye engel olmadık mı? Elimizden imkan olduğu halde Cenab-ı Hak onları yerin dibine batırdı. Aynı şimdi de Buhari Müslim'e bakabilirsiniz. Aynı şimdi de işte böyle böyle haram olduğu halde, Müslüman olduğu halde öpüşüyorlar, sevişiyorlar, zina ediyorlar parklarda, yollarda. Evet, bunlara ya yakışıyor, bunlara helal olsun dediyse o millet, Cenab-ı Hak onları gazap eder. Gazap etmek için azap meleklerini çağırır diyor Peygamberimiz. Buhari hadisidir. Azap meleklerini, Allah rüzgar meleği var, yağmur meleği var, işte böyle zelzele meleği var. Azap meleklerini çağırır. Fakat müminler gider camiye de. Cami Allah'ın evidir. Yani Allah mekandan münezzeh ama şerefini bilen Kabe-i Beytullah denir. Bizim camiler de onun küçük yavruları. Camiler Allah'ın evi sayılır. Camiye giden Allah'ın misafiridir. Böyle camiyi doldurmuşlar. Camiyi doldurmuşlar müminler diyor Peygamber. Doldururlarsa düzgün saflar halinde böyle camiyi doldururlarsa Allah bundan çok memnun olur. Çok memnun olur. Ondan sonra azap meleklerine ben sizi bu millete kötülüğe engel olmadıkları için azap için çağırmıştım. Ama benim camimi, evimi doldurdular. Çok hoşuma gitti. Razı oldum. Geçin, yerinize dönün. Onlara azap etmekten vazgeçtim. Buyurur diyor. Ondan dolayı camilere koşmamız lazım ve camileri doldurmamız lazım ve o yanlış hareket edenlere de öğretmemiz lazım.
bu işleri böyle yapmayın, Allah'ın yasak ettiğini tasvip etmeyin, ümmet-i Muhammed'den olamazsınız. Müslüman haramı kesinlikle uygun göremez, uygun göremez. Ya zaman ona götürüyor diyemez. Allah'ın emrine uyar, Peygamber sünnetine uyar, kötülüğe müdahale eder, edemiyorsa kalben buğz eder. Bunu da yapmazsa işte azap gelir. Bu azabı kıtlık olur, yağmursuzluk olur, efendim ne bileyim iflas eder devlet dünyada. Evet, bunlara engel olmak istiyorsak evvela emri maruf yapacağız. İmkanımız ölçüsünde ve camileri dolduracağız ki Allah memnun olsun da başımıza bela gelmesin, sıkıntı gelmesin. Onu arz etmek istiyorum. Evet efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeysi bu. Evet, bize öğrettikleri bunlar. Evet, şimdi bu şey sebebiyle işte yağmur yağmaz. Ondan dolayı tövbe istiğfar edilir. Yağmur duası etmek sünnete vardır, dinde vardır. Ama hayvanlardan da götürmek lazım. İşte onlar da hayvanlar sebebiyle burada nasıl yağmur verdiyse onların duası sebebiyle insanların bu azgınlıklarını Allah affeder diye bir hadis okuduk size. Bunu Hakim Müstedrek'inde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Hasreten, iki haslet vardır. İki haslet vardır. Evet efendim. İki haslet vardır. La yekûnâni fî münafık. Münafıkta bulunmaz. Münafık, Müslüman gözüküyor, içi inanmıyor. İçi kafir. Münafık. Dışı başka, içi başka. Münafık bu. İki haslet, iki haslet münafıkta bulunmaz. Evet. İki arada, bir arada bulunmazlar ikisi münafıkta. Hustü semt, bir yolu, dine uygun bir yolu olmaz. Zamanı göre kıvırtır, duruma göre kendi çıkarını gözetir, ona göre konuşur, hareket eder. Belli bir yolu yoktur yani, belli bir doğru yolu yoktur, doğru yolu yoktur. Evet, böyle bir semti, gidişi yoktur. Münafıkta birinci şey bu. Duruma göre, kendi çıkarına göre, menfaatine göre her türlü pisliği yapabilir. Böyle bu kalemun gibidir. Böyle bir tutum, kişilik göstermez. Belli bir yolu yoktur. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Hüsnü semt, belli bir yoktur diyor. Böyle belli bir yoktur diyor. Böyle fıkhı fiddini, dinde fıkıh bilgileri de yoktur. Çünkü fıkıh bilgisi şu haram, şu mekruh, şu müstehap, şu vacip, şu farz. Bunları fıkıh bunları öğretir müminlere. Bunlar hiç uymaz. O kendi kafasına göre, çıkarına göre haramı işler. Haramı işler. Kendi çıkarına göre hareket eder. Fıkıh çünkü şu helal der, şu iyi der. Ama o kendi çıkarını gözetir. Münafık bu. Durumda kendini kurtarmayı düşünür. Fıkıh bilgisi olsaydı bunu yapmazdı. Evet, fıkıh göre hareket etmez ve arz ettiğim gibi bir yolu, belli bir yoktur, çıkarını göre hareket eder. Münafık böyle anlaşılır. Bu da Peygamberimizin bizim hayatta uymamız gereken, evet, diyor ki fıkıh, yani şu haram, şu günah, şu helal bilgisi sahibi olmak, böyle bilgiye sahip olan bir kişiye fakih derler. Bir fakih eşeddü ala şeytani min elfi abidin. Hiç bilgisi, haram helal bilgisi olmayan devamlı namaz kılıyor, oruç tutuyor. Sabaha kadar namaz kılıyor ama hangisi haram, hangisi helal, böyle bilgisi yok. Bin abidten daha eftaldır. Peygamberimiz sözü bu. Onun için dinimizi bilerek yaşayacağız. Bileriz. Herkes fakih olamaz. Kimisi doktor olur, kimisi tüccar olur, kimisi şu olur. Bunlar da insanlara hizmet eder. Böyle güzel dini ölçüye hizmet etmek de aynı. Allah'ın rızasını kazandırır. Herkes fakih olamaz. Gece gündüz kendini ilme veremez. Ama işte böyle bilgili oldu mu, bin abidten daha şeytan, bin abidten korkmaz.
bu fakir olandan korkar. Çünkü o yolun doğrusunu delilleriyle bilir, insanları uyarır. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini bilgilere sahip olmak lazım. Haram helal bilgisine sahip olmak lazım. Bir yol tutmak lazım. Bir kişilik sahibi olmak lazım. Allah'ın emirlerine, peygamber sünnetlerine uygun. Evet, dinin esaslarına uygun bir yol tutmak lazım. Ama münafığın böyle bir yolu olmaz. Bir yolu olmaz. Bir kişiliği olmaz. Her şeyi de kendi çıkarına göre şey eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Maz'un radıyallahu anh gelmiş. Demiş ya Resulallah, ya Resulallah, ben demiş şu dinimde ilerlemek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorum. Daha çok sevap kazanmak istiyorum. Dağların tepesine çıkmak istiyorum ve erkeğim, erkeklik organlarımı, husilerimi çıkartmak istiyorum. Enenmek istiyorum ya Resulallah. Böyle çok sevap kazanmak, Allah'ın yanında makbul bir kul olmak için bunu yapmak istiyorum deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bizde yoktur demiş. La ruhbaniyete fil İslam. İslam'da Hristiyanlarda olan evlenmeme, dağlara çekilme yoktur. İslam'da ruhbanlık, rahiplik yoktur. Evet, ve tabii İslam'da diyor, İslam'da diyor Efendimiz kısa ümmeti. Sakın böyle bir enenme yoluna gitme. Erkeklik organı enetme. Husiyelerini aldırma. Ümmetimin enenmesi, ümmetin enenmesi, yani bunu enendi mi erkek cinsel ilişkide bulunamaz, cima yapamaz. Nedir? Es-siyamu vel-kıyamu. Oruç tutmaktır. Dağların başına çekilmek değildir. Ve enenmek değildir. Ümmetin bizim dinimizde, bildiğimizde onun yerini tutan oruçtur. Oruç adam yemez, içmez. Nefsinin en çok hoşuna giden şeyler, cinsel ilişkide bulunamaz. Oruçlu olduğu sürece bu nefsin ingilir. Ver kıyamı, nefis gece sabahında uyumak ister. Hele çok yedin mi sabahında uykudan kalkamazsın. Onun için çok yemek o bakımdan iyi değildir. Tıp da öyle diyor zaten. Çok yemek zararlıdır, hastalığın başıdır diyor. Evet, Peygamberimiz de öyle söylüyor. Şimdi diyor ki, sen böyle dağların başına çekilme, enenme yapma, husiyelerini aldırma. Yani sen oruç tut ve gece kalk, teheccüd kıl, vel kıyam. Evet, Osman İbni bunu söylüyor, bunu söylüyor. Bu oruç ve geceleri kalkmak, teheccüd, işte insanın şehvetini zayıflatır, kırar. Evet, nefsine hakim olmasını öğretir ve kalp nuru kendisini kuşatır. Aklı selimi çalışır. Nefsi emmaresine mağlup olmaz böyle adamlar. Böyle nefsin istediği, ya şu kız sana bak işaret ediyor, gel diyor. Nefis, delikanlının nefsi şehveti kabarık. Ama böyle oruçlu, ibadetli, namazlı bir delikanlı, Allah var, korkar. Allah korkusu onu bundan alıkoyar. Aha, o şehvete gitmez. Yani ondan kurtulmak için enenmek lazım. Yok İslam'da. Oruç tut. Nefsine hakim olmak için oruç tut. Geceleri namaza kalk. Geceleri namaza kalk. Mecbur değil. Ama uykuya yatıp uykun tadını aldıktan sonra iki rekatı dünya ve dünyadan daha iyidir. Efendimiz buyuruyor teheccüd namazının. Bunu ermek için kalkıyor. Namaz kılıyor gece karanlığında. Aha, bu nefsi emmareye insanı hakim kılar. Hakim kılar, harama bakmaz. Harama gitmez. Haram konuşmaz. Haram yemez. Öyle nefsi terbiye eder. Müslümanlıkta enenmek budur. Müslümanın rahipliği budur. Dağ başına çekilmiş işi dünyadan uzaklaşmak değildir. Nefsini terbiye etmektir diyor
Osman bin Mazun Hazretlerine, evet dinimiz, evet dinimiz böyle akıl dini insanların dünya ait Allah yaşamamız için göndermiş. O nefs-i emmari'yi veren de o, şeyimiz aklı selimi veren de o. Ama Kur'an göndermiş, peygamber göndermiş. Bakın ha sizde nefs-i emmari, innen nefse de emmaratın bisi. Nefs-i emmari sizdeki devamlı kötülüğü ister. Sakın ha, onun emrine uymayın. Benim emrime uyun. Muhammed Mustafa'nın emrine uyun. Nefsiniz emmaresine uymayın. Uyarıcılar göndermiş. Böyle imtihan dünyası. Diye bülüküm eyyüküm ahsen emere. Bakın hangisi kazanacak bu imtihanı? Dünyayı bunun için gelmişiz. Bunu bilir. Allah'ın emrinden çiğnemez. Güzel bir hayat sürer. Cenab-ı Hak kavuşur. Cenab-ı Hak kavuşur. Müslümanlık böyle dünyayı terk etmek, evlenmemek şu bu yoktur. Asla. Peygamberimiz buyuruyor ki evlenin, çok çocuk yapın. Çok çocuk yapın. Sizin çokluğunuzla ben iftar edeceğim. Evlenmem hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hatta zina yapman, yani evlenmem, karıyı besleyememek de zina yapanın evlenmesi farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Beş vakit namaz farz olduğu gibi şüphe, ya zina edebilir şüphesi varsa vaciptir evlenmek. Bomba gibi sağlam erkek, delikanlı bile olsa sünnet-i Mekke'dedir. Peygamberlerin hepsi masumdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın hürmetine yaratıldı. Allah'ın sevdiği bir insandır. Bütün şeyleriyle, mesela Voltaire dinsiz bir filozoftur, Fransız filozofu. Papazlar peygamberimiz aleyhine uydururlar böyle şehvet çok kaldığıyla evlenmiş, şöyle çok şehvetine düşkün filan filan diye konuşuyorlar. Müslümanlıktan soğutmak için Voltaire diyor ki sizi gidip iftiracı papazlar sizi... Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok, hiçbir kir yok, böyle temiz bir insan, bu da itiraf ediyor yani. Evet ki onun zamanında bir kadının evine kim gidip de önceden şapkasını asarsa, kadın onun, ertesi başı onun, öyle bir ahlaksızlık devir var. Buna rağmen peygamberimiz babası yok, anası da ölmüş, yalnız, yetim, evet buna rağmen öyle diyor dinsiz filozof. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Hiçbir yanlışlık yok. Mühteri papazlar sizi diyor. Yani demek istiyorum ki çok sağlam olsa bile bir erkek, kadın peygamberimizin evlenmesi sünnet. Hiç bıraktın mı? Sünnet-i Mekke'dedir. Vacip ayrı sünnettir. Evlenmemek iyi değildir. Evet şimdi Avrupalı'nın, Amerika'nın esas derdi bu. Yerinde gittik gördük. Avrupalı kadın çocuk yapmıyor. Nüfuslar durmadan geriliyor. Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. 9 ayını taşımak istemiyor. O zahmete girmek istemiyor. Doğduktan sonra da 2 sene süt emzirecek. Onlar girmek istemiyor. Çocuk yapmıyor. Abi Allah öyle yaratmış. İnsan çocuğu sever. Çocuk yetiştirmek ister. Yerine birini. Onun için Suriye'den 40 bin çocuk kaçırmışlar. Almanya'ya satmışlar parayla. Evet, çocuk basıyorlar. Böyle buldular mı fakir memleketlerden alıp çocukları götürüyorlar. Evet, şimdi durmadan nüfus geriliyor. Ve sonları tabii yok olmak. Elhamdülillah bir aziz milletimiz durmadan nüfusu artıyor. Çünkü Peygamberimiz evlenin, çoğalın diyor. Evlenmeyelere sözüm şu, kardeşiniz olarak söylüyorum. Evleniniz, evlendi geç davranmayınız. İmkan bulunca hemen evleniniz. Efendimizin emrine uyunuz, uyunuz. Çünkü Peygamberimiz sizlere, bizlere, evlenen müminlere şefaat edecek, yardım edecek. Hazreti Ömer de diyor ki, evlenmeden zenginlik arayanın aklına şaşarım diyor. Evlenince diyor, rızık kapıları açılır diyor. Allah rızık kapıları açar. Efendim ben evlenirsem besleyemem sen. Çalış, gidiyor şimdi. Sonra ayda işte 6.000 lira, 10.000'den aşağı çalış. Öyle değil mi ya? Giy işe ya. Hele işe gir, kendini ispat et. Adam ondan sonra 6.000'i çıkarır seni, 10.000'i de çıkarır. Seni beğendikten sonra ama şimdiki insanlar hiç terlemeden, kirlenmeden çok kişilik maaş arıyorlar.
tembellik var. Şimdi ben bir de evlenirsem bir de garip besleme, çocuk besleme. Sakın ha, Müslümana hitap ediyorum. Sakın ha, evlenmeden para kazanmaya heves edenlerin aklına şaşarım. Zengin olmak isteyenlerin aklına şaşarım diyor Hazreti Ömer ki benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer peygamber olur dediğim güzel insan. Ondan dolayı gençlere söylüyorum, kadın erkek bekarlara söylüyorum. Lütfen mümin kardeşlerim, peygamberin şefaatini uman kardeşlerim, evleniniz. Evlenme gecikmeyiniz, evleniniz, rızık kapıları açılsın, Efendimizin şefaatine hak kazanırsınız. Evet efendim, şimdi soru var mı efendim? Var. Ver sorulara cevap verelim. Evet. Normal yollarla çocuk sahibi olunamadığında tüp bebek tedavisi yaptırılması caiz midir? Evet efendim. Evli erkeğin, evli kadının, evli erkek kadının tüp bebek yapması caizdir. Çünkü tohum erkekten gelmiş. Bunu rahime girmeden dışarıda döllenme yapıyorlar. Orada besliyorlar. Ondan sonra anasının rahmine koyuyorlar. Bu caizdir. Ama erkekte erkeklik yok. Erkeklikte yok. Evlilik, arı koca evli. Ama erkekte erkeklik yok. Bazı adamlar da oluyor. Başka bir erkeğin mendisiyle, tohumuyla tüp bebek yapılamaz. Bu zinadır. Kesinlikle haramdır. Kesinlikle haramdır. Evet, evli adamların kocasının mendisinden çocuk, doktorlar ana rahmindeki bazı sebepler dolayısıyla çocuk yaşayamıyor. Bunun için dışarıda onun kocasının zürriyetinden alıyorlar. Kadının şeysiyle birleştiriyorlar, bir şeyde besliyorlar, belli süreden sonra anasının rahmine koyuyorlar. Bu caizdir, bu caizdir. Kızılay'a zekat verilir mi? Efendim, tabii ben zekatın dini açıdan ne olduğunu size söyleyeceğim. Zekat, evet, temlikü ba'dıl mali li fakirin müslimin gayri haşimin ve la mevla. Tarifi bu efendim. Zekat fakir Müslümanın peygamber sülalesinden olmayacak. Haşimi sülalesinden olmayacak. Onun mevlası da olmayacak. Fakir Müslümanın malıdır. Evet. Temliki ba'dıl mali. Malın bir kısmı ona mülk edinmektir. Yani zekat olması için bir şeyin zekat vereceğin parayı veya para yerine kumaş, para yerine buğday, para yerine mal, para edecek bir şey. Bir şeyi al diye fakirin eline vermek, fakirin onun mülkü olması lazım. Böyle zekat toplayıp da bununla cami yapamazsınız. Su kuyusu açamazsınız. Okul açamazsınız. Hastane yapamazsınız. Fakir Müslümanın mülkü olacak. O isterse yer, isterse satar, ne yaparsa yapar. Ama zekat toplayanlar bu zekatı fakir Müslümanlara veriyorlarsa eyvallah. Hayra delalet etmek, hayrı işlemek gibidir. O bakımdan Kızılay'daki ilgililer, ben gidip de araştırmadım. Kızılay'daki ilgililer topladıkları zekatları fakir müminlere, kafire verilmez. Fakir müminlere, erkek kadın fakir müminlere veriyorlarsa hiçbir şart koşmadan, şimdi sana veriyoruz, sonra vereceksin, okul yap. Yok, böyle şart koşamazlar. Bu senin diye verecekler, o onun mülkü olacak. Bu şekilde caiz olur. Ama böyle yapmıyorlarsa o zaman olmaz. Olmaz. Hemen para vermiyor, mesela fakire elbise veriyor, eyvallah. Onu da o zekat kadar para edecek bir elbise ise, çünkü onu giyme satabilir. Para etik bir madde olursa caiz olur, baiz olur. Yani para yok adam da şey verdi mesela, onun yerine buğday verdi, arpa verdi veya işte para etik bir şey verdi. Bu da caiz olur. Alır onu, adam yer veya satar. Böyle mülkü olacak, mülkü olacak. Aksi halde toplanan zekatları böyle okul yaptırmak, cami yaptırmak kesinlikle olmaz. Onu arz ediyorum efendim. Kızılay böyle fakir müminlere veriyorsa bir şey diyeceğim yok.
Ama dinin hükmü bu. Kaza namazı kılarken de sehiv secdesi yapabilir miyiz? Tabii. Kaza namazı da farz. Namaz kılarken farzı geciktirdiniz mi? Geciktirdiniz mi? Bunu tamir etmek için secde-i sehiv yapacaksınız. Ama farz yok mesela. Namazın farzından birisine hadesten taharet, abdest almak. Abdest alırken abdestin usulü var. Elini yıkadıktan sonra yüzünü üç defa yıkamak. Saç, yukarıda saç bitiminden çene altına kadar iki kulak arasındaki yere yüz denir. Yüzde hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacaksınız. Bir, kolumuzu dirsekler dahil kolumuzu, sağ kolunu, sol kolunu yıkayacaksınız. Ama ben görüyorum, böyle yapıyor adam, dirseki kuru. Dirsek yıkanmadı mı abdest yoktur. Abdest olmayınca namaz yoktur. Bunu secde-i sehvi de tamir edemezsiniz. Secde-i sehvi tamir edemezsiniz. Mesela farzın ikinci rekatında öğle namazının farzını görüyoruz. İkinci rekatında ettehiyyatı okuduk. Kalkıp üçüncü rekatı çıkmamız lazım. Ama ne yaptık? Biz unuttuk. Salli bari bir okuduk. Aha ya ben daha ikinci rekatım dedik. Farzı, ya ayakta üçüncü rekat farz ya. Farzı geciktirdik. Ha bundan dolayı selam verdikten sonra iki secde ederiz. Secde-i sehvi tamir edebiliriz. Ama abdesti olmayanın tamiri yok. Abdesti olmayanın tamiri yok. Hani farz yok, namaz yok. Farz yoksa, farz gecikirse, farz gecikir var ama gecikti. Onu secde-i sehviyle şey edebiliriz. Evet, böyle dediğim gibi dirseğini yıkamıyor. Aman bu namazınız yok. Dirsek, şu dirsek yıkanacak efendim. Mutlaka. Bu benim fetvam değil. Dinin emri. Ayakları yıkarken topukları yıkamıyor. Niye böyle söylüyorsun hocam? Tabii ben hacca gittim de gördüm. Hacca gelmiş adam. Hacca gelmiş adam. Önde şişe var. Geliyor Kabe'de yatıyor, uyuyor, kalkıyor. Ondan sonra yanında şişeden abdest almaya gitse kalabalık var. Kuyruktan çıkmak zor. Hemen orada tabii sağı solda batırırsa müdahale ediyor. Herkes kızıyor. Onun için onda bir bardak suyla böyle avucunu alıyor. Böyle yüzüne sürüyor. Kollarını sürüyor. Yıkama olmak için bu dediğimiz yüz kısmında hiç kuru yer kalmayacak kadar her taraf ıslanacak. Islandıktan sonra bir damla da olsa akacak yere. Yere atmıyor. Bunun adı mesihtir. Yıkama değildir. Böyle yapıyor, yıkıyor. Böyle elini yaşını sürüyor. Damla mı oluyor? Mesih yapıyor. Evet. Ayağını böyle yapıyor. Yerler batırmamak için. Dışarı gitmek zor diye. Namaz yok. Abdest yok, namaz yok. Aman bilgisiz iş yapmayın. Kendi kafanıza göre dinin emirleri var. Onlara ibadet uymuyorsanız ibadet olmaz efendim. Bunu arz ediyorum. Evet. Bunu arz ediyorum. Evet. Kaza namazı kılarken de sehiv secdesi böyle olabilir. Diyelim cümle günahlarımıza Estağfurullah el azim el kerim er rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü iley. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Üçer besmele ile beraber Elem neşrah leke suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke suresi.
11'er besmele ile beraber Kul Huvallahu Ahad suresi, İhlas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Huvallahu Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indallahil islam ve maktelefellezine ötül kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmi bavyen beynehum ve men yekfur bi ayatillah fe innallaha seri'ul hisab. Sadakallahul azim. Amin. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana innike entet tevvâbir rahîm. Ve ehdina ve uffikna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarik müstakim ve ilel tarik cennetin naim. Ya Rabbi sohbetimizi rıza ve muvaffak kabul eyle. İndirmiş olunan dört hatim ve evvelce indirilen diğer hatimleri kabul eyle. Diğer hayırlarımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle, şefaatine bizleri nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle. Efendimizin sünnetlerini öğrenen, hayatında uygulayan ve din kardeşimde öğretenin iki canlı yüzünün ak çıksın dediklerinden olmayı bizlere nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhüm salavat ve teslimatın dahi ervah-i paklerine hediye edip vasıl eyle, şefaatlerine bizleri nail eyle. Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin de ervah-ı kudselerini de hediye edip vasıl eyle. Bilhassa kendisinden ilim bahsettiğimiz dersler icazet aldığımız ilim öğrendiğimiz eserin yaranlarımız, işlerimiz tabii başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamber olmak, el-asab olmak üzere bu hocalarımızın ruhları ve sohbetimize katılan kardeşlerimizin aydı göçmüş olmanın akrabaları, sevdiklerinin ruhları bu aziz vatan için şehit olmuş, gazi olmuş, şihvedanın, guzatın ervahı, bu aziz vatanı İslam yurdularını getirmek için hayır eser diken ashab-ı hayratın bu arkasından ölmüş, arkasından Fatiha okuyucu kalmamış garip ümmülerin ervahı, tüm geçmişlerin ervahı için bu sevabını bağışladık vasıfıyla. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ayıplarımızı setir eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle,
Bizlere hayırlı ömürler lütfeyle, ahir ömrümüze kamil bir iman nasip eyle. Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek nefesimizi tüketmeyi, ruhumuzu teslim etmeyi bizlere tüm ümmet Muhammeden nasip müyesser eyle. Ya ilahe alemin, aziz vatanımızı ve İslam memleketlerini her türlü arzı, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden, koronavirüsünden kurtar, halas eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, kafirlerin, İslam düşmanların, hainlerin, münafıkların, bizler Müslümanlar hakkında düşündükleri hileleri, desiseleri kendine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Küflü ve kafirleri kahreyle, İslam'ı, Müslümanları aziz eyle ya Rab. Kur'an-ı Azimüşşan'ımı, kitabımızı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, güzel peygamberimizin sünnetlerini öğrenip hayatımızın her safhasında uygulamayı ve müminlere öğretmeyi, böylece peygamberin şifatı hak kazanmayı bizlere nasip müyesser eyle. Biz şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da salih kullarının ettiği dualarına dahil eyle. Bizleri de salih kullarından olmamız için tevfik-i semadaniye mazhar eyle. Bizi bize bırakma ya Rab. Küfre, şirke, dalalete, fiski, fücura, günaha düşmemesi için bize yardım eyle ya Rab. Sübhaneke Allahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Hastane köşelerinde, evinde, şurada, burada şifa bekleyen mümin kardeşlerimize adil şifalar lütfeyle ya Rab. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz ediyor. Lütfeyle. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Allah'a emanet olun.